Değerli Ulusal Kanal izleyenleri, Ezber Bozan programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Süleyman Yasin Akdeniz. Birazdan hem kendisini tanıtacağız hem de neden Ulusal Kanal'da Ezber Bozan programına davet ettik. Onunla ilgili izahatta bulunacağız. Bu mücadelede Nurcularla ilgili önemli iddialar ortaya attı Sayın Süleyman Yasin Akdeniz. O iddiaları şimdi büyüteç tutacağız. Süleyman Yasin Akdeniz'i neden Ezber Bozan'da konuk etmeye ihtiyacı duyduk? Birincisi Nurcuların içerisinde büyümüş bir kişi. Dini eğitimini Nurcuların içerisinde almış birisi. Said-i Nursi'nin son talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun öz yeğeni, yani aile bağı itibariyle de Nurcuların ve Said-i Nursi bağı itibariyle de ayrıntı verebilecek konumda. Bilgi zaten birazdan dinleyince göreceksiniz. Çok ayrıntılı Hüsnü Bayramoğlu'dan edindiği bilgileri şimdi aktaracak bize. Said-i Nursi'nin son talebelerinden biri olması hasebiyle Hüsnü Bayramoğlu önemli. Üçüncüsü, Sayın Süleyman Yasin Akdeniz, Türkiye'nin güvenliğine odaklanan açıklamalarıyla bizim dikkatimizi çekti. Son dönemde Nurcu yapılanmaların yeni FETÖ, hatta FETÖ'nün kuluçka yuvası olabileceği yönünde haberler hazırlamıştık. Orada da Süleyman Yasin Akdeniz'in verdiği bilgilerin doğruluğuna kanaat getirdik ve Aydınlık'ta da yayınladık. Hatta bir küpürü gösterebiliriz. Yönetmen arkadaşımdan ve Damla arkadaşımdan rica ediyorum. Evet, yakın zamanda yaptığımız haberi buydu. Kuluçka merkezi gibi çalışıyorlar. FETÖ'nün yuvalandığı Nurcu dernekler, sayıları 50'yi geçen Nurcu Gençlik Dernekleri, Risale Sohbetleri adı altında gençleri etkiliyor, FETÖ benzeri faaliyetler yürütüyor diyerek manşetten bu konuyu duyurmuştuk. Süleyman Yasin Akdeniz'e çok itiraz geldi o dönem. Güvenlik bürokrasisinden haberimizin önemine ilişkin refleks aldık, tepki aldık. Yani bu çok önemli bir noktaya parmak bastınız diye emniyet içinde bu yapıları takip eden bürokratlardan böyle bir tepki aldık. Ama Nurcu dernekler hemen size itirazlarda bulundular. Şimdi o itirazları da konuşmuş olacağız. Evet. Ben bu programa, yani Ezber Bozan programına sizi davet etmemizin gerekçeleri olarak bunları sayabilirim. Yani Nurcuların içerisinde yetişmeniz ve aile bağınız. Ve dediğim gibi Türkiye'nin güvenliğine odaklanan bir açıklamalar yaptınız sosyal medya hesabınızdan. Şimdi bunları ayrıntılandıralım. Bir de sizi kısaca sizin ağzınızdan dinlemek isterim. Evet, öncelikle